Aslında biz gazetemizi ilk kurduğumuz günden bu yana üzerimizde bir baskı vardı. Yani açık bir tehdit yoksa da aba altından sopa göstermeler gibi haber göndermeler oluyordu yani. Bugüne özgü bir şey değil. Yani bütün Kürt gazetecilere veya muhalif gazetecilere yapılanlar bizelere de yapılıyor aslında yani. Ama bu son süreçte hem şahsi hesabıma hem gazetemizin sosyal medya hesaplarına tehdit mesajları gelmeye başladı. Ben kendi sosyal medya hesabımda söylediğim gibi bunlar korktukları için böyle yapıyorlar. Yani farklı kod isimleri kullanarak en son görünmeyen isimli bir hesap benim sosyal medya hesabıma silah ve mermi göndererek bir gün kafana yiyeceksin notuyla gönderilmişti. Bunlar bugüne özgü bir şey değil. Yani bunlar bu tür basit ve kale alınmayan şeylerle bizim geri adım atacağımızı zannediyorlar. Bunların bugün yapılmadığını, bu işi yapanların da bilmesi lazım yani. Daha önce de vardı, biz yine geri adım atmadık. Bundan sonra da geri adım atmayacağız. Size gelen tehditler biraz açabilir misiniz? Nasıl tehditlerdi? Rengi kod adı yeşil size bir görüntü göndermiş. Ardından da görünmeyen hesaptan size bir tehdit mesajı gönderilmiş fotoğrafla birlikte. Yani bundan birkaç ay önce aslında evime gittiğimde evimde bir kağıt buldum. Kağıdı açtığımda da sanki biz bayrağa veya bütün ulusal değerlere düşmanmışız gibi algılanıp evime İstiklal Marşı ve bayrak gönderilmişti. Ben çok ciddiye almadım, şikayette de bulunmadım. Bunlar böyle zannediyor. Çünkü kendilerinden olmayan herkesi vatan haini, terörist, işi bozmaya çalışan kişiler diye algılıyorlar. O bana atılan kağıdı ben çok ciddiye almadım, bir şikayette de bulunmadım. Ama bir hafta önce kod adım Yeşil isimli bir hesaptan bizim ajansımızın sosyal medya hesaplarına bir tehdit mesajı gönderilmiş. Yine bayrak gönderilmişti. Bayrağın yanında Cizre'de biliyorsunuz o çatışmalı süreçte Lokman Birlik bir zırhlı aracın arkasından sürüklenerek katledilmişti. Onun görüntülerini ve Cizre Bodrum'unda yakılan insanların görüntülerini göndermişlerdi. Böyle bir mesaj tehdidiydi. Dün gece saatlerinde yine bir mesaj aldım. Bu sefer kendi şahsi hesabıma bir mesaj aldım. Görünmeyen isimli bir hesaptı. Orada da işte kahve fincanı, fincanın yanında şeker niyetine mermi vardı. Fincanın arkasında da silah vardı ve altına şöyle bir not düşülmüştü. Bir gün bunları kafanı yiyeceksin şeklindeydi. Tabii bu mesajları biz ciddiye almıyoruz. Onun için bir cevap da vermedim. Bir şikayette de bulunmadım. Çünkü aynı mesajlar hukukçulara gidiyor, gazetecilere gidiyor, siyasetçilere gidiyor. Onların yaptığı şikayetlerden bir sonuç alınmadığı için, yani bir sonuç alınacağına inanmadığım için ben de hukuki olarak bir yere başvurmadım. Başvurmayacağım da. Peki size özellikle her bir haber yaptığınız zaman direkt size bir soruşturma açılabiliyor. En son gördüğünüzde özellikle Musa Orhan'la ilgili bir haber paylaştığınız için size de direkt size bir soruşturma açıldı. Hakkınızda bir dava açıldı. Ancak bu tür hesaplar birçok özellikle Kürt ve sosyalist gazetecilere bu kadar tehdit mesajları göndermelerine rağmen herhangi bir işlem yapılmıyor. Yani Ne aslında düşünüyorsunuz bu konuda? tehdit mesajlarının yanında da aleni olarak bir saldırı altındayız da. Yani sadece bana değil, yani bizimle beraber çalışan muhabir arkadaşlarımız birçok defa haber takibi yaparken fiziki olarak saldırıya uğradı, gözaltına alındı, işte ekipmanları zarar gördü, hala davaları sürüyor. Benim de hakkımda açılan soruşturmalar var. Hatta bir tanesi 2016 yılında Sabahat Tuncel'in yaptığı basın açıklamasını takip ettiğim için beni de eylemcilerden sayarak hakkımda dava açılmış. Yani benimle beraber 33 kişi var. Sabahat Tuncel, dönemin İleş başkanları.
belediye eş başkanları ve partililer var. Yani HDP'liler var. Ondan hariç son süreçte biliyorsunuz bayağı gündem oldu Musa Orhan olayıyla ilgili. Musa Orhan olayıyla ilgili hakkında takipsizlik verildi. Yani o soruşturma kapatıldı ama yeni bir soruşturmanın açılacağının duyumunu da aldım bu arada. Yani bütün süreçleri biz takip ediyoruz. Ancak yapılan bütün bu soruşturmaların, bu baskıların hukuksuz olduğunu biz onlar kadar iyi biliyoruz yani. Hukuk tanımayarak ceza verebilirler. Peki neden Cem Haber Hedef'te bu bakmanda 20'den fazla yerel basın ve gazete var? Ancak maalesef gazete açıldığı günden bugüne kadar çeşitli nedenlerle ya tehdit ediliyor, saldırılara maruz kalıyor. Neden Cem Haber Hedef'te? Yani bütün Türkiye kamuoyunun bildiği bir şey var. Halkların Demokratik Partisi'nin bütün faaliyetleri terörize edildiği için. Ve biz de bunları takip ettiğimiz için, haber değeri taşıdığı için tüm partileri takip ettiğimiz gibi biz HDP'yi de takip ediyoruz. HDP'nin de haberlerini yapıyoruz. Onların haberini yaptığımız için, açıklamalarını yayınladığımız için bizi de terörize ediyorlar. Ve bu yüzden bizi hedefe koyuyorlar. Mesela bir örnek vereyim. TRT Kurdi'de Pivaz isimli bir skeç programı var. Aslında güldürü programı. Fakat kendilerinin yaptığı esprilere dahi kendileri gülmüyor. Çünkü komediye yönelik bir şey değil. Tamamen iktidarı övmek ve muhalefeti eleştirme üzerine yapılan skeçler var. Ben bunu eleştirdiğim için bütün ulusal medyada işte tırnak içinde söylüyorum. Terörist yandaşı, gazeteci işte TRT Kurdi'yi hedef aldı, tehdit etti. Halbuki açıklamamın hiçbir yerinde tehdit unsuru yok. Tamamen eleştirisel bir şey var. Buna rağmen bütün ulusal medya, yani ana akım, iktidara yakın medya beni terörize ederek, terörist göstererek tırnak içinde hedef gösterdi. Yani bu tür şeyleri biz yaşıyoruz. Bu mesajımı net iyi anlasınlar yani. Biz böyle basit şeylere papuç bırakacak insanlar değil. Bir ihalesi, bir şeyi kesilen gazeteler gibi maddiyat peşinde koşan insanlar değiliz. Biz tamamen haberciliği sevdiğimiz için bu işi yapıyoruz. Bu işi yapmaya da devam edeceğiz. Kimse bize bunu yapma, yap, korkutarak, sindirerek, baskı altına alarak bu işi yaptırmama çabasına girmesin. Yani biz bir cep telefonuyla dahi kalsak yapmaya devam edeceğiz. Bunu net iyi bilmelerini istiyorum. Hakikaten korkaklar. Çünkü biz yaptığımız bütün paylaşımları açık ismimiz, adresimiz, telefonlarımız açık şekilde yapıyoruz ama onlar kod ismi kullanarak yapıyorlar. Bu da onların korkak olduğunu gösteriyor aslında.